Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Demek biz geçen ders sizinle Fatiha suresinin ilk ayelerini okuduk. Ve dedi, Hoca Allah deyir, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeden, bağışlayan Allah'ın adı ile. Dedi, bir burada nedir? Lale, ön koşmalı. Bismi Allah, Allah lefsul celale, yani Allah'ın adlarından adlanan Allah özünü Allah kimi adlandırıp ve ona biz deyirik lefzul celale, yani Allah'ın uca adı, yani el celale uca, ezemetti adı. Sonra uca Allah özüne hem dedi, deyir elhamdülillahi, hemd Allah'ındır, Rabbil alemin, o Allah'ın ki o alemlerin Rabbidir. Alem sözü ise aslında Arap dilinde alem sözünden gelip alem yazar, yazın alem, alamet, nişane, alemun alamet, nişane. Demeli bu dünyada ne varsa hamsı nedir? Hamsı alamettir, hamsı nişanedir. Yalnız bu nişanenin neyi olmalıdır? Yaradıcısı. O da kimdir? Allah'tır. Yani taş ağaç, ağaç nedir? Bir alamettir, bir nişan, düzdü mü? Bu ağaç öz özüne yaranabilir mi? Yok. Düzdü mü? Demeli bu bir alametin yaradıcısı var. O kimdir? Allah'tır. Sonra Errahmanirrahim dedi ki Errahman, Errahim Allah'ın nedir? Allah'ın sıfatlarıdır ve Allah'ın adlardır. Yalnız Rahman ve Rahim ile arasında olan fark ne nedir? Rahman bütün kullarına karşı rahmedendir. Yani Errahman dedikte nedir? Bütün kullarını affeden. Hamsını. Her bir şeyi. Ama Rahim hususi kullarını, hansı ki o kulları mesela Allah Teala rahmedir. Tak ki müminler. Demeli Rahman ve Rahim arasında olan fark nedir? Rahman her bir şeyi ehate edir ve her bir şeyi rahmedir. Rahim ise hususi iman edenleri ve müminlere rahmeden Rabbimizdir. Sonra Allah Teala diyor, Malike yevmiddin. Malike yevmiddin, kıyamet gününün sahibidir, malikidir. Kulillahumme malikel mulk. Deşi, ey Allah, sen mülkün sahibisin sen. Kul Allahumme malikel mulk. Veya uca Allah Kur'an-ı Kerim'de deyici, limenil mulkul yevm, kıyamet günü mülk kimin olacak? Lillah, Allah'ın olacak. Yani mülk hamsı bana varsa Allah'ındır. Din, yani bimâne ceza, yani hak hesap günü. Ondan sonra İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ey Allah'ım biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden kömek isteyirik. Sonra ne diyorsun? Diyorsun ihdina sıratal müstakîm. Ey Allah'ım bizi düz yola yönelt. Şimdi göre hangisi yoldur ve biz bu gün sizden hemen bu ahırıncı ayeti geçeceğiz ve onu izah etmeye çalışacağız. Allah Teala buyurur sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ve bunu sen izah edersen. Ey Allah'ım bizi düz yola yönet. Hansı yola? Sıratal lezîne. O yola ki hansıların ki en'amte. Yazın en'ame. Yazın en'ame yun'imu. Nimet verdi. En'ame yun'imu. Nimet verdi. Nimetlendirdi. En'ame yun'imu. Sözsüz ki bu en'ame hansı feildir? Keçmiş zaman feildir. Feilun madidir. En'ame yun'imu. Yun'imu. Ve sen Allah'tan istiyorsan ne? Ve diyorsan ki sıratal lezîne. Allah'ım bizi o yola yönet ki. Hansıların ki en'amte sen nimet verdin. Te hara kaydır? Allah'a. Te kaydır Allah'a. Hansı ki sen nimet verdin. En'amte aleyhim. Onların üzerine. Aleyhim. Bu him haradı? Hemin bu iman edenler müminlerin üzerine. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Bu him Arap dilinde 3 formada okunur. Aleyhim, aleyhum ve aleyhimu. Her 3 forma Arap dilinde var. Aleyhim, aleyhum, bir de aleyhimu. Aleyhimu. Yani Arablar bu formaların üçünü de istifade
ederdiler. Ondan sonra aleyhim, aslında bu demeli bu sözün kökü aleyhumdu, aleyhum. Düzdür mü? Ale üste gelirsin hum. Üste gelirsin hum. Ama bizde Arapçada hangi kayda var? Bizde kayda bundan ibaret ki eğer ha'u damir, yani ha'dan sonra evvel ye olarsa aleyhim, o zaman hemen ha'u damir olur hi. Tutak ki ale üste gel hu eğer desey ve biz bunu ne dedik? Dedim mi? Aleyhu dedik. Aleyhi. Bu da Arap dilinin kaydalarındandır. Sıratallezine enamte aleyhim. Bizi o nimet vermiş kestlerin yoluna yönet. Ve uca Allah bu nimet vermiş kestlerin yolunu bize başka bir surede, daha doğrusu Nisa suresinde izah edilir. Onlar kimlerdir? Deyir fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim mines siddiqine ve şuhedai ve salihin. O nimet verilmiş kesler, sadikler, şehitler ve salihlerdir. Yani sen Allah'tan her defa istiyorsan ki ey Allah'ım bizi sadiklerin, yani düz danışanların, şehitlerin, Allah yolunda şehit olanların ve salih iş görenlerin yoluna yönelt. Sen bunu Allah'tan istiyorsan. Ve sonra deysen gayril mağdubi aleyhim. Mağdubi hansı fiilden gelip? Gadibe. Gadibe yağdibu. Yağdibu yani gezeblendi. Gezeblendi, gezeblenir. Mağdub nedir? İsmu mef'uldu. Mef'ul. Mağdubun. Gezeblenmiş. Mağdub. Gezeblenmiş. Gayr neydi? Gayri geyri. Yok. Deysen ki gayril mağdubi aleyhim. Gezebe düşer olanların yoluna yok. Çünkü hemen bu ayet hara kaydır? Sırata kaydır. Bizi nimet verilmiş kestlerin yoluna yönelt, gezebe düçar olmuşların yoluna yönetme. Onlar da kimlerdir? Allah elçisi bu gezebe düçar olmuşları Yahudilerdir ki. Bunlar kimlerdir? Bunlar Yahudilerdir. Ve deyir, vele dalin, vele ve hemçinin yok. Yani o kestlerin de yoluna sen gönderme. Onları gönderme. Hanslardır? Dallun, dallin yani zalalette olanlar. Sözün kökü fiil hansıdır? Yazın dalle. Dalle yadillu. Dalle yadillu. Azdı azır. Zalalete düştü düşür. Dalle yadillu. Zalalete düştü düşür. Dallin. Bu nedir burada? İsmi faal. Zalalete düşen. Yani sen burada Allah'tan istiyorsan ki ey Allah'ım sıratallezine en'amte aleyhim. Ey Allah'ım bizi nimet vermiş, senin nimet vermiş keslerin yoluna yönelt. Ve dedi ki nimet vermiş keslere Allah Teala Nisa suresinde izah edilir. Dedi ki kimlerdir? Ulaikellezine en'amallahu aleyhim. O keslere ki Allah nimet verdi. Kimler? Minas saddiqin. وَالشُّهَدَا اِوَ الصَّالِحِينَ Sadikler, şehitler ve salihlerdir. Ondan sonra Allah'tan istedik ki غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Allah'ım bizi gezebe düçar olmuşların yoluna yönetme. Ve dedi ki Allah etsi bunları kim kim izah edip? Yahudiler. Ve وَلَا الدَّالِينَ Ve azanların yoluna. Ve Allah etsi dalini izah edip kimler? Hristiyanlar. Yani haçperestler. Çünkü onlar ne ettiler? Muhammed'in hak olduğunu bile bile Muhammed'e iman getirmediler. Ve yolunu azdılar. Bence tamamıyla bura aydındır. Bir daha yekun, bir daha götürey. Uca Allah buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeden, bağışlayan Allah'ın adıyla. Sonra deyir Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a, Ar-Rahmanir-Rahim, affedene, bağışlayana, Maliki Yevmiddin. Din nedir? Ceza, hak hesap, kıyamet. Din gününün sahibine, kıyamet gününün sahibine, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ey Allah'ım biz yalnız
sənə ibadət edərik və yalnız səndən kömək istəyərik. İhtina sıratul müstəqim, Allahım bizi düz yola yönət. Müstəqim nə idi burada? Düz yol. Əl-müstəqim, düz yol. Bizi düz yola yönət. Və hansı yoldur o düz yol? Sıratəlləzina ənəmtə aleyhim. Ey Allahım, nimət verilmiş kəslərin yoluna yönəlt. Hansı o yol? Sıddıqların, şəhidlərin və salihlərin yoldur. Qeyril məqdubi aleyhim və ləddalin. Bizi qəzəbə düşər olan yahudilərin və yolunu azmış xaçpərəslərin yoluna yönətmə. Əmin. Ondan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə tövsiyə edib ki, biz hər Fatihanı oxuyanda namazda deyək əmin. Yazın əmin. Əmin. Yazın ismu fi'l. İsmu fi'l. Yəni feili isim. Feili isim nədir? Feili isim o isimlərdir ki, hansı o isimlərin mənası feildir. Feildir. Amma bu isimlər hallanmır, dəyişmir. Əmin sözünün mənası Allahım qəbul et deməkdir. Allahım nə et deməkdir? Allahım qəbul et. İsmu feildir. Yəni mənası feildir. Allahım qəbul et. Feildir də bu, əmrdir. Amma ki isim kimi formadır. Yəni isim kimi nə deməkdir? Hallanmır. Yəni bunun heç vaxt keçmiş zamanı yoxdur. İndişi zamanı yoxdur. Yəni yoxdur belə bir şey ki, bunu biz keçmiş zamana salaq, sonra inki zamana salaq, obri feillər kimi. Məsələn, tutaq ki, kətəbəni salma olur. Kətəbə, kətəbtu, əktubu, təktubu, nəktubu, sənəktubu vəsə. Amma bu feili nədir? Salmaq olmur. Yəni bunun bir dənə mənası var və bir sözdür. Əmin, yəni Allahım qəbul et mənasındadır. Ve subhanakallahu ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke allahumma ve natubu ileyke.